Bacım senaryo çalışıyorum. Okul gezisine gitmek istiyorsan babam futbol yorumlarını seyrederken izin iste. Önce ağzı açılır, sonra başı böyle öne doğru düşer. İşte horlamaya başladığı o kritik anda iznini isteyeceksin. Ben maaşımı en son zammı böyle istemiştim. Dans sahnesi alıyoruz, herkes yerlerine. Canım şu anda telefonu kapatmam gerekiyor. Birazdan kalbe bıçak saplayacağım. Aynı annem gibi konuşmaya başladım ben. Fikret Bey, başlamadan önce bir şey sormam lazım. Ben burayı anlamadım. Juliet niye kendini öldürüyor? Çünkü Romeo'suz yaşamanın bir anlamı yok. Ha, bu oyunun bir erkek tarafından yazıldığı besbelli. Başrolü bu kadının oynayacağına inanamıyorum. Fikret de kırıştırıyordur hayatım. Ben de kırıştırdım ama topu iki replik önce kapabildim. Bense Romeo'yu kaptım. Tamam Romeo, hadi iç bakalım şu zehri. Aşkım için, sevgilim için. Gerçekten çabuk etkilenmiş ilacın. Ölüyorum. Ve Juliet uyanır. Ne geceydi ama. Romeo. Bu da ne? Zehir mi bu? Zehir mi bu? Vallahi de zehir. Romeo. Demek ki bu zehirdenmiş sevgilimin vahitsiz ölümü. Çek şimdi sen. Ey Hızır Aleyhisselam. Ay tövbe tövbe. Ey. Hızır gibi yetişen hançer. 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 Senin kılın burası. Ay, senin kılın burası. Orada paslan. Ben de ölürüm tetanozdan. Ve şimdi Romeo Juliet gökyüzüne doğru yükselirler. Ay, yukarısı fırın gibiymiş vallahi. Cennete gideceğim derken cehennemi boyluyordum. Neyse ki şu anlaşıldı. Seyirciyi yıkıp yıkıp geçireceğim. Aa, kimdin sen? Ben seni tanıyorum sanki bir yerden. Tiyatro oyuncusuyum. Birçok oyunda başrol oynadım. Ama sen beni daha çok dizilerden tanıyorsun. Aa, hatırladım hatırladım. Televole evlat çıktıydın sen. Sonra da dizilerde oynadın demek. Aa, Ömer Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Ne oluyor? Ne yapmışsınız adama böyle? Aa, çekilin ayı bırak adamı. Tamam, teşekkür ederim. Çekil, tamam, çekil. Tamam. İnanmıyorum, bu kız herkesle kırıştırıyor. Bahsediyorum, yakında bir sitcomda başrol oynayacak. Melek, senden özür dilemeliyim. Aa, tabii Ömer Bey, buyurun dileyin. Sana karşı çok bencil ve düşüncesizce davrandım. Çok üzgünüm. Aa, Ömer Bey, estağfurullah. Asıl ben size geri kafalı dediğim için özür dilerim. Özrün kabul edilmiştir. Yalnız bir daha evde kavga etmeyelim. Perte fena etkileniyor. Ya, haklısın. Şey, Melek, sana bu oyun hakkında bir şey söylemek zorundayım. Olur. Şöyle oturur musun lütfen? Tamam ama ben ne söyleyeceğini biliyorum galiba. Yok, sanmıyorum. Evet, biliyorum. Çocukların beni çok özlediğini, evin darmadağın olduğunu söyleyeceksin. Ve benim buraya ait olmadığımı. Bunda da kesinlikle haklısın. Haklı mı? Evet, söyleyeceklerim bunlar değil miydi? Evet.
Bunlardı. Haklısın. Aklından geçenleri tamamıyla okudum. Medyonluk bizim sülalede var Ömer Bey. İyi öyleyse. Hadi eve gidiyoruz. Umarım Fikret'i hayal kırıklığına uğratmamışımdır. Bana çok güveniyordu da. Haklısın. Senin gibi bir oyuncu 40 yılda bir zor gelir. Gerçekten mi? Laf aramızda kalsın. Fikret de öyle iyi bir yönetmen falan değildi yani. Eğer bugün şov dünyasına katılırsam kesinlikle senin dizilerinle başlamak isterim. Evet, korkarım bu gidişle bu da olacak.